Sen neye müptelaysan şeytan ona göre tavır alır. Yani senin zaafını bilir demek. Şeytan da Allah'ı biliyor ama faydasız şekilde biliyor. Neden? Pratiğe dökemiyor. Şeytan kiminin başını şöhret ile döndürür. Alkış müptelası eder. Kiminin bohemlik ile, abi benim rahatıma düşkünlüğüm var, beni ellemeyin ya. Bak zaten tonla iş yapıyorum, bir de böyle ufak işleri bana sunup sunup duruyorsunuz ya. Kimini de haset bataklığında boğar. O haset olanların yaptığını bugün paralı, münafık, kafir tutsan yapamıyor zaten maalesef. O haset o kadar zararlı bir şey. Bir müminin bir mümine haset ile yaptığı şeyler hayretler verici şekilde. Bunun da altında şeytanın o adamın zaafını yakalamış. Haset edenin zaafı nedir? Esbaptır, insanlardır. Allah olsa haset etmez. Zaafı insan, insanların teveccühü, insanların menfaati. O yüzden haset ediyor yani. Ona verilen bana verilmesi lazım, hayırdır yani diyor. Anladın mı? Kimi nasıl boğacaksa zaafını iyi bilir, kuruntular ile içinden çıkılmaz hale gelir. Yani zaafını biliyor ya, bir de o zaafın parçalarıyla dolduruyor seni. Şimdi mesela senin zaafın, bana kimse laf söyleyemez zaafıysa, onun kuruntularıyla boğuyor seni. Bak burada küçük düşme, bak burada kabul etme sakın ha hatanı. Bak o kadar iş yapıyorsun, daha sana iş mi buyuracaklar, anladın mı? Onun devam ettiriyor. En büyük demagog şeytandır. Demagog ne demek? Acitasyon, laf ebesi. Demagojiden geliyor. Demek tüm bahaneler şeytandandır. Niye? Bahanelerin asıl kaynağı demagoji. Aslı ve hakikati konuşmayıp bahane konuşmak nedir? Bir duygu sömürüsü çeşididir. Yani evet benim burada kusurum var ama hele bir dinle niye var falan diye böyle. Burada demagoji var, bahane var. Efendimizin yolundan yürümek varken başkalarının nefsi hoş ettiği için demagoji yoluna gitmekten hiç tereddüt etmemişlerdir. Efendimizin yolu ne? O mücadele ve cehd yolu. Kimisi de biz aklımız ile güzergah emriyetini sağlarız. Benim aklım bana yeter. Şeytan benim gibi zeki bir adamı nasıl kandıracaktır der. Bunun arkasına sığınır. Daha geçenlerde yaşadım. Yaşantısı gayrimeşru olan bir arkadaş. Zaten hayatı gayrimeşru olduğu için böyle saçma düşündürüyor Allah. Böyle çok saçma bir soru sordu. İçkiyi mi sordu, esrarı mı sordu hatırlamıyorum. Onun haram olduğunu duyunca da niye yani bize aklımız yetmiyor mu? Kur'an bize aklı buyurmuyor mu? Ben bu aklımı böyle test edecek kadar bu işi yapsam ne sıkıntı var gibi saçma bir de cevap verdi. Dedim ki Kur'an böyle buyuruyor ve sen o Kur'an'ı biliyorsan bana buyurduğu ayetleri söyle. Tabii bir ayet bile ezbere bilmeyince insan için problem oluyor. Bu da ne oluyor bunun gibiler? Biz aklımızla kendi yol güzergahımızı, emniyetimizi sağlarız yani. Böyle başka şeytan varmış, nefsin seni kandırırmış, şurada seni bir gayyaya düşürürmüş, burada bir tuzağa düşürürmüş. Bunlara gerek yok, ihtiyacımız yok. Bizim aklımız bize yeter diyorlar. Buradaki asıl problem akıllı olmak değil, akılcı olmak. Aklı prestij edip tapılacak seviyeye de tutmak, doğru mu? Bu da şeytanın ayrı bir dürtüsüdür. Yahu sen Efendimiz Aleyhisselam'dan akıllı değilsin. Efendimiz hicret etmek zorunda kalmış. Sen Musa Aleyhisselam'dan akıllı değilsin. Mısır'ı bırakıp gitmek zorunda kalmış. Sen Zekeriya Aleyhisselam'dan akıllı değilsin. Testere ile ikiye biçilmek zorunda kalmış. Sen Yahya Aleyhisselam'dan akıllı değilsin. Şehit edilmiş. Sen İbrahim Aleyhisselam'dan akıllı değilsin. Ateşe atılmış. Sen ondan da ama akıllısın, başına hiçbir şey gelmeyecek. Kendin o bütün yolun selametini sağlayacaksın. Abi ben aklımda çözerim bu işleri ya. Şeytan oyuna düşürecekmiş, kusur kabul ettirmeyecekmiş, hile yapacakmış. Sen bu zatlardan daha mı akıllısın? Hayırdır ya? Kur'an'ın birçok ayeti insanın hırpalanacağını söylüyor. Öyle hırpalanacaksın ki şeytana ve nefse karşı mukavemetin ortaya çıksın. Hakikate ne kadar taraftarsın o ortaya çıksın. Güreşte böyle yapıyorlar mı? Adamı hırpalıyorlar. Niye? Olimpiyatlara katılıyor 100 güreşçi. Kaçına madalya veriyorlar? 3'üne. İyi de mübarek adam 90 7'sini niye hırpaladın? O 3 tanesini mukavemetini görmek için, dayanıklılığını görmek için hırpaladım. Birine altın verdim, birine gümüş verdim, ötekine bronz verdim. İşlenebilir mi bu 100 tane adamın 97'sini boşu boşuna niye hırpaladın diye? Sınavda milyon öğrenci sınava giriyor. Ne oluyor? Sallıyorum 10 bin tanesi tıbba giriyor. Diğerlerine haksızlık etmiş olur musun? Hayır olmazsın. Onların mukavemeti ortaya çıksın diye sen hırpaladın. Yıllarca çalıştırdın ettin. Matematikten, fenden, kimyadan, biyolojiden, astronomiden sorular sordun. Doğru mu? Mukavemetin ortaya çıkması için hırpalanman bazen bir arınman evindendir. Yani günahlarına kefaret, günahlardan temizlenme, bazen de kemalat nevindendir. Yani makamını terakki ettirmek içindir. Bu sıkıntılar esnasında birden bir gölgelik ortaya çıkar. Ne demek gölgelik? Böyle gidersin abi Mersin'in nemli 40 derece sıcağında. Bir de nem oldu mu ne oluyor? 60 gibi mi gösteriyor? Ne yapıyor? Böyle kan revan içinde kalmışsın. Seninle böyle yürümek zorundayız. Gidiyoruz bir yerlere. Böyle artık nefes alamıyoruz. Sanki biri fön makinesini arkamızdan sürekli tutuyor gibi. Tam o esnada ne ararsın? Bir gölgelik ararsın. Peki o gölgelikte takıla takıla gideceğin menzili, vazifeni unutsan ne olur o gölgelik? Gayya olur. Bir cehennemden kuyu olur mu olmaz mı? Tam o esnada seninle ihtiyaç sahiplerine et taşıyoruz.
gidiyoruz. Bulduk gölgelik, ya dedik bura güzelmiş, eti de pişirip biz yiyelim. Ne olur o? Ateş olur ateş. Tam böyle senin nefsinin hırpalanacağı dönemlerde bir gölgelik ortaya çıkar. İnsanın o gölgeliği eski hayatının alışkanlıkları oluyor. Diyor ki ya Allah yolu olmasa da benim mesleğim var, oradan yürürüm diyor. Bu arkadaşlar olmasa da benim şurada gayrimeşru arkadaşlarım köşede duruyor, ben zaten oradan yürürüm diyor. Allah'ı seven ve Allah'ın sevdiği bu adamlar olmasa da problem yok ya. Bizim akrabalar var, ben onlarla çay içerim diyor. Bunlar ne oldu? Gölgelik oldu ama çukur, kuyu hükmünde gölgelik. Sıkıştığım anda atlayacağım adam var. Genelde insanlar nereden böyle taklaya geliyor? Ehli dünya nazarında bıraktıkları dostlardan geliyor. Bütün ihtiyaçlarını tatmin edebilecek işlerinden, eşlerinden, paralarından, pullarından geliyor. Bir gün uyuşamazsam ben buradan keyfime devam ederim ya. Sen de tenperver şekilde o gölgeliği atlıyorsun. Ya yeter sorumluluk sorumluluk ya. Nedir bu böyle ya? Bana bir rahat verin, bir huzur verin diye. O gölgelikler olmayacak yerde, olmayacak şekilde şeytanın illüzyonu ile cazip gelir sana. O gölgelikte dinleneceksin de 3 gün sonra susuz ekmeksiz kalacaksın aynı gölgelikte. Yani manen gıdasız kalacaksın. Nefis, şeytan Allah namına bir sorumluluk aldırmaktan kaçırıyor insanı. Aynı adam birkaç yıl sonra dünya namına 100 kat daha fazla sorumluluğun altına yatıyor. Kardeşim nasılsın? Ya nasıl olayım? Haftada 6 gün işe gidiyorum, sabah 5'te uyanıyorum. Sen sabah 5'te uyumayan adam nasıl oldu bu? Para olunca oluyor işte. Keşke şöyle manevi bir para olsa da adam çalıştırsa, manevi para. Orada canlıyı hemen görüyor ama ahireti hemen görmüyor adam. Hazırda verilen ufacık lezzet ilerideki tonla batmanlarca lezzete tercih edici oluyor adam için. Artık hakikate bir adam adım atmışsa, Allah da o adamı kabul etmişse, o adamın dünyada göreceği azap zaten ahiretten beter olabilir yani, o ayrı bir şey. Niye? En yukarıdan sükut edeceğinden, sağlığından, çoluğundan, çocuğundan, görmeyeceği adamlardan bela görür. O ayrı bir şey. Velev görmedi diyelim. Hanımın, çocuğun bile sevimsiz gelir artık sana. O evin içerisinde sürekli. Evdesin, dışarıdasın, her şeyi yapıyorsun, geziyorsun, ediyorsun ve gün bitmiyor. Allah böyle bir hayat yaşatmasın. Böyle bir gölgeliği cehennem gibi göstersin. Çevrenin kültür muktesebatı ile İslam'ı yaşamaya çalışanlar, atadan dededen duydum. Abi valla bir şey vardı, ayet midir, hadis midir, valla ben bilmiyorum, bir kulaktan duydum böyle bu tipler. Bu gölgeliğe kanmak için şeytanı kendileri davet etmiş demektir adeta. Yani bunlar için şeytanın ekstra bir çabaya girmesine gerek yok. Siz evinizi bile alırken içinde namusunuzu taşıdığınızdan dolayı evinizin ekstra güvenliğini sağlar mısınız, sağlamaz mısınız? Evinizin içerisinde bir kapı koyarsınız, onun dışına bir çelik kapı daha koyarsınız, onun altına apartmanın kapısını koyarsınız. Siteyi komple çevirir, sitenin kapısını koyarsınız. Her yere kamera koyarsınız, bir de siteye bekçi koyarsınız. Niye? İçinizde namusunuz var diye. Peki imanımız evimizin içindekinden daha mı az kıymetli de biz bunu savunabilmek için hiçbir önlem almamışız? Hiç. Ya böyle bir fitne aslında ahir zamanda Allah'ın sevdiği adamlarla birlikte olayım. Ya günlük mutlaka ne olursa olsun yazayım, çizeyim ama bu hakikatleri öğreneyim. Gerekirse dünyam çok kalabalık, ağır mı geldi? Niye ahiretimden fedakarlık ediyorum? Dünyanda net. O gün işlerin yamuk gitsin. Kardeşim bugün okumanı yaptın mı? Abi işler çoktu. Niye okumadan fedakarlık ediyorsun? İşinden etsene. Allah Allah. Abi misafir geldi, namazı kılamadık. Misafirden fedakarlık ediyorsun. Niye namazdan fedakarlık ediyorsun? Bu idrak yolları enfeksiyonu işte. Şeytanın bu hilelerine, bu gölgeliklerine aldanmamanın çözümü nedir? Mefkure yoksa İslam'da olmayan totemler çıkar ortaya, yani şeytan oyuncağı olursun. Ne demek mefkure? Ülkü, gayeyi hayal, amaç. Buranın inşaat planı ne deyince şu kapının tutacağına kadar anlatıyoruz değil mi? Duvarı anlatıyoruz mu? O arkadaki arabanın kırmızı olmasını anlatıyoruz mu? Böyle elle tutulur şekilde mefkureni anlatman lazım. Abi günlük planlar yapıyorum, haftalık planlar yapıyorum. Uzak noktada hedeflerim var. Günlük kendimi şöyle doyuracağım, haftalık böyle doyuracağım, aylık böyle doyuracağım. Birkaç yıl sonra böyle bir noktada olmayı hedefliyorum. Allah'ın inayetinin böyle tecelli edeceğini düşünüyorum. Başka kardeşlerin de geleceğini ve şu noktalarda teşkime sahip edeceğimi düşünüyorum. İhsan, senin mefkuren nedir? Abi ileride Allah yeni hayalhanemi verdiğinde öyle güzel Photoshop ekibi oluşturmak istiyorum ki sosyal medyayla Photoshop bile ayrı binalarda olsun mesela. Halis, senin hedeflerin nelerdir? Abi yeni dönemde 100 farklı öğrenci evine gideceğim. Mersin'de bulamazsam İstanbul'da gideceğim. İstanbul'da bulamazsam Adana'ya da gideceğim. O adamlara Risale Nur'dan birer tane ders yapacağım arkadaşlarla. Bak bunlar kısa süreli hedeflerdir. Bunun uzun vadesi var. Daha ciddisi var. Mesela burası kaç yıllık hedef? Yılların hedefi bu. Ama Allah verdi elhamdülillah. İsteyince veriyor. Men talebe vecette vecede. Talebeden elde eder diyor. Küfür devam eder, zulüm devam etmez cümlesinde bir sır vardır. Kıyamete kadar Allah'ı inkar edenler olacak diyor. Ama zulmedenler olmayacak diyor ya. Bir yerde bitecek bunlar diyor. Zulüm devam gördükçe ehillerin o zulmü kesmeleri gerekir. Allah'ın beklentisi bu. Zulüm devam ederse ciddi musibetlerle uyarılar gelir. Ama küfürde kovulmuş iblis ve onun avaneleri. Avane? Yardımcı. Şimdi bak, kovulana iblis deniyor Kur'an'da. O kovulduktan sonra o ve onun yardımcıları şeytan ismini alıyorlar. Kovulmadan önce Kur'an'ın bahsettiği iblis var. Hazreti Adem'e secde etmeyip kibirlendikten sonra kovulduktan sonra artık ona ve onun avanelerine şeytan deniyor. Ama küfürde kovulmuş iblis ve onun avaneleri kıyamete kadar kendileri ve onlara tabi olan müesseseleriyle çalışması lazımdır. 7000 yıldır tecrübesi var. Kimin? İblisin. Onun asıl adı iblis, Hazreti Adem'e secde etmeyince kovuldu manasında şeytan denmiştir. Şeytan
şeytanda öyle bir mana da var. Benden daha üstün bir otoriteyi tanımam demiş. Bak kendi o üstün otoriteyi tanımıyor ya. Kendi avanelerine de tanıtmıyor. Kim bu avaneleri? İnsi şeytanlar. Nasihat dinlemezler, hata kabul etmezler, kusur bilmezler, kusur görmezler. Kimin meşrebi bu? Şeytanın. Bizler huzurdan kovulacak işler yaparsak biz de bu unvanı alırız ve bize insi şeytan denir. Şeytan iki vecihte. Neler bunlar? İnsi şeytan, cinni şeytan. Cinni şeytan, şeytan ve avaneleri. İnsi şeytan ne oluyor biliyor musun? Artık kalbi tamamen kararmış. Lümme-i şeytaniyeden sürekli şeytanın borazancılığını yapan bir adam olmuşsun demektir. Bu da insi şeytan. Dikkat et, şeytan Allah'ın uluhiyetini kabul etmiştir. Var olduğunu, bir olduğunu. Ama Allah'ın rububiyetini, yani terbiye ediciliğini, kurallarını kabul etmemiştir. Ve buradan anlaşılması gereken şudur ki, şeytanın küfrü, İnkarı değildir, itaatsizliğidir. Bugün mesela dışarıda böyle keko modeller gördüğümüzde onların en büyük özellikleri böyle, hatta Allah'la işin olaylar ne olur? Kardeş bak, benim raconumda. Ne demek bu biliyor musun abi? Kur'an'ı, Müslümanlığı, sünneti köşeye bırak. Benim raconum, benim rububiyetimde. İlk yaptıkları ne oluyor görüyor musun? Kendi rububiyet şemalarını çiziyorlar. Sünnet değil, hadis değil, Kur'an'ın düsturları değil bak. Kardeşim bak, ben bu yanlışı affetmem falan. Halbuki bir bakıyor sahabe birbiriyle barışmış o yanlıştan dolayı. Bu diyor ki ben affetmem yani. O daha mı üstünsün yani? Senin bu rububiyetin nereden gelme? Firavunculuk oynuyor yani. Allah'ın rububiyetini altına girmeyenlerin ilk yaptığı şey ne oluyor? Kendi rububiyetini tesis ediyor. Bir rububiyetin altına girmediğinde şeytanın yapmak istediği şey bu. Bak hevesata bak şeytanın ya. Peygamberleri kandırma ümidinde olmuş bir şeyden konuşuyoruz ha. Ve bazı peygamberlere zelle yaptırmış şeytan. Zelle zelle. Biliyorsunuz peygamberlerde hata kusur olmaz. Peygambere zelle yaptıran seni beni ne yapar biliyor musun Halis? Biçer biçer. Bu aşağıda çim biçiyoruz ya böyle yatırır biçer biz böyle. Şeytanın başka bir desisesi hayra adım atarken onları korkutması olur. Bazen insanlar mesela dışarıdan görüyorum. Abi çok istiyorum oraya gelmeyi de bir çekiniyorum diyor yani. Geçen bir kardeşle denk geldim. Şurasında dövmesi vardı. Abi dövmemden kınanırım diye korkuyorum diyor ya çocuk. Ya velev korkuyorsun velev de kınanacaksın. Yani sen dışarıda daha mı iyi bir hayat yaşıyorsun ya? Zaten daha kötü bir hayat yaşıyorsun. Daha başına ne gelebilir en kötü? Şer ademidir. Şer yokluktadır. Yani şer için çoğu zaman bir şey işlemeye gerek yoktur. Tıp bitirmek için kaç yıl çalışmak lazım? En az 10 yıl, 20 yıl diyelim. Peki tıp bitirmemek için kaç yıl çalışmak lazım? Hiç. Şer ademidir. Tarladan verim almak için neler yapmak lazım? Tarla alacaksın, ekeceksin, biçeceksin. Suyunu, bahçıvanını, şuyunu böyle. Peki tarladan verim almamak için neler yapmak lazım? Her şey bitmiş, tarlada musluğu açma yeter. Verim alamaz. Mesela çoğu insan şunu düşünür. Ya bir içki içtim, günah bu falan. Tabii günah. Ama namaz da kılmıyorsun. Hangisi daha büyük günah? Ben bilmiyorum yani ama imandan sonra namaz gelir diyor. Şimdi bu sıralamaya baktığında namazın ehemmiyeti çok üst seviyelerde. Senin namaz kılmaman, içki içmenden çok daha büyük günah çıkarsa ahirette ben hiç şaşırmam buna. Çünkü imandan sonra gelen sıralamada namaz var yani. Namazı kılmamak ne peki? Ademi. Şer ne? Ademi. Yani bizlerin bir şey yapmaması insan birçok yapılan yanlıştan daha beter hale getiriyor. Bizde bir iş yapılacağı zaman yapmayan adamlar, yahu abi Allah her şeye kadirdir yahu tamam uzatma derler. Allah her şeye kadirdir ya sen? Sen öyle değilsin ki. Allah kadir. İsterse yapar, isterse gücü yeter ama sen değilsin. Ben de değilim. İsterse ve hikmeti iktiza ederse yardımcı olur ama isterse. Biz kendimiz kadir gibi düşünüyoruz. Devam. Bismihi Subhanehu. Lemalar 13. lema, 13. işaret, 2. nokta. Şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Şimdi bak burada bir konuyu kendimize alalım. Ya Hüseyin şu kardeş halının üstüne niye böyle yaptınız ya? Abi halıyı geç de 5 yıl önce hatırlar mısın bir halı silmiştim. Karşıdakini ikna edebilmek için neler lazımsa onu konuşuyoruz. Unutma en büyük hile sempatizanlarına kendini inkar ettirmektir ki insi şeytanlara kendisinin propagandasını rahatça yaptırabilsin. Kendisinin varlığı inkar ettirecek. O ana konuşma esnasında sanki şeytan senin benim frekansımı bozuyor gibi davranmayacak ki sana rahatça inkar ettirerek propagandasını yaptırabilsin. Çünkü onun varlığını bilsen tahmin etsen şu an şu kardeşimle konuşmam arasında şeytan vesvese ve desise veriyor olabilir desen ona göre önlem alacaksın. Ama o yoksa önlem de yok. O yüzden birinci şartı inkar. Varsa tedbir alacaksın. Mesela paşa şimdi şu kapıdan girse bir anda herkese saldırmaya çalışsa önlem alırız değil mi? O atlar oğlunu tutar dur oğlum falanlar ama paşa yok herkes rahat. O yoksa eğer sıkıntı da yok. Yani ilk kendisini inkar ettirecek ki sen bir tedbir ve ihtiyat alma diye. Ona karşı savunmayı alıkoymak için en kestirme yol mevcudiyete inkardır. Abi sen de her şeye nefis şeytan diyorsun ya. Değil mi böyle cümleler var ya. İyi de her yerde devreye giriyor. O yüzden her yerde diyor olabilir miyiz? Hicret esnasında Efendimiz'e yapılacak kötülükler planlanırken ciddi bir adam kılığında zuhur ederek dinliyor şeytan. Tam Efendimiz Aleyhisselam'ı hicret esnasında öldürebilmek için plan yapıyorlar. Suikast planı. O atmosferde bakıyor kendi tanınmadık bir adam. Kimin ağzından söyleteyim? Bu mecliste en çok sözü geçen adamlardan birinin ağzından söyleteyim.
demeyeyim. Borazancılık o demek. Kimi kullanıyor? Ebu Cehil'e söylettiriyor. Ve Ebu Cehil şunu söylüyor. Her kabileden iki kişi gönderelim. Aynı anda kılıcı sallasınlar. Kime? Efendimiz Aleyhisselam'a. Böylece olay kan davasına dönüşmesin diye. Ebu Cehil'e bunu söylettikten sonra kendi ne yapıyor biliyor musun? Yabancı adam ya. Vallahi bu adam çok doğru söyledi diyor. Bir de onaylıyor. Kendi çalıyor, kendi oynuyor. Provaya bakar mısın? Demek bir mecliste iki kişinin söylediği kuvvetlense de hak manasına gelmeyebilir. Bak bu da bir örnek. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Kusuru niye inkar ettiriyor? Tövbe etme. Bak sır burada. Şimdi şeytanın kabul ettirmemesinin en büyük olayı bu. Kabul edersen Allah inşallah razı gelirse seni affedecek hem de ne yaparsan yap affedecek. Şimdi mesela bazen böyle insanlar suçlu işler yapsa, yanlışlar yapsa polis ne diyor? Bak gel bana teslim ol diyor. Teslim olarsan çözeriz aramızda. İndirim yaparız, sileriz, ederiz bak pişmanım de. Dön bana çözeriz aramızda diyor. Ama ben yakalarsam kelepçeyi vururum sana diyor. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et diyor. Yani tövbe et diyor. Sen polise gelirsen affeder, indirim eder, bir şey yapar değil mi? Ama dışarıda yakalarsa kelepçeler alır götürür. Devam et. Hem nefsi insaniyenin enayi niyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Ya sen bana bu lafı nasıl söylersin şimdi? Bak müdafaa lazım orada. Neye müdafaa olur? Karşıdaki sana müsavi ise müdafaa etmek ister. Ya kardeş yani biz yaşatız hani hayırdır yani birbirimizin kusuru. Ya kabul et. Sürekli avukatlığa gerek yok yani. Söyleyen yanlış da yapmış olabilir. Yanlış da söylemiş olabilir. Bir cümleyle düzeltilir ama senin zararın olmaz. İnsan sevdiği arabasına çizik gelsin istemez. Sevdiği nefsine de laf gelsin istemez. Devam. Adeta taksirattan takdis etsin. Bende kusur, günah, suç olamaz kardeşim ya. Sen böyle yani kusur, suç bulmaya çalışıyorsun da olamaz bende. Direkt savunma, direkt. Devam. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Niye şeytan göstermek istemiyor? Tövbe kapısı kapansın. Devam. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ama bak bir sor niye böyle yaptım ya da ya daha 4 yıl önce ben bu işi yaptım unuttun mu falan değil mi? Sürekli tevil ettiriyor. Şimdi bugün düşündüm bu dersi hazırlarken dedim ki ya Mehmet Allah'ın bir kulunu sevmesinin emaresi nedir? Gerçekten samimi söylüyorum böyle bir menkıbe cümlesi gibi dinlemeyin. O kulu kendi kusurlarıyla meşgul eder. Neden? Ben bugün dışarıda boş ve malayani bir işle uğraşacağım ama kabrime yaramayacak bir işle uğraşacağım ama bir kusurumu daha anlasam ki anladığında bile manevi bir istiğfar tövbe hükmüne geçiyor. Üstad öyle diyor. Desem ki ya benim buradaki problemim var ya benim insan ilişkilerimde burada şurada burada bir problem var. Ben o kusurumu anlasam, üzerime tefekkür etsem, tövbe etsem ahirete daha temiz gideceğim ve daha geniş ve daha ciddi bir ahirete gideceğim. Belki onun tövbesinden herkese bir dünya kadar kasırlar, saraylar verirken bana iki dünya kadar verecek. Bu ince işçilikten mahrum kalıyor insan. Şeytanın tam amacı burada. Kusurunu itiraf etme. Çünkü tövbe etme. Bu günahlarla git cehennemin dibine. Onun amacı cehennemin dibine gitken Allah Azze ve Celle'nin amacı tövbe et. Cennetime gir bak. Zıtlığı görüyor musun? Peki bir soru soracağım. Mesela ben bir kusur işledim, bir günahım var. Allah benim hangi kusuru ve günahı işlediğimi bilmiyor mu da benim onu bilmemi bekliyor? İtiraf etmemi bekliyor. İlginç değil mi? Dilerse affedemez mi? Affeder. E niye benim kusurumu bilmemi bekliyor? Burada Allah sana sonsuzluğun güzel kapılarını açmak için bir adi esbab bekliyor. Ne biliyor musun? Sen bunu bildiğin anda ben bunu affedeceğim diyor ya. Kabul ettiğin anda. Demek kabul edilmenin şartı ne? İnat etmemek, bilmek. Bir insan bir kere suçu kabul etmesin, iki etmesin, üç etmesin, dört etmesin. Bir yapmadın, iki yapmadın, üç yapmadın, dört yapmadın. Bunlar kusur olarak birikiyor. Ve şeytan seni buradan kullanmaya çalışıyor. Ben telafi edeceğim desen hafif bir şekilde gidecek üstten. Ama teviller, kılıflar, yapmadığın olay sende ağırlaşıyor. Ağırlaşmasındaki hikmet ne biliyor musun? Senin ümidini bitirip tövbe kapısını kapattırmak. Bir adam iş dünyasında tövbe kapısının kapandığını hissetse ne yapsın o adam? Bitti, ne yapacak? Var mı başka kapı? Nereye gideceğim başka? Hangi kapıya gideceksin? Hani zamanında öyle bir tanesi böyle adamları doğramış, kesmiş, etmiş falan. Ondan sonra ümidini kesmiş ya. Böyle olay çok oluyor yani. Bize de geliyor böyle. Adam bunu işledim diyor. Allah affeder mi diyor. Yani kardeşim samimi tövbe etsen affedecek Allah yani. Öyle vaat ediyor. Ama bak ben böyle işledim. Hani kendi günahını Allah'ın rahmetinden büyük görüyor adam. Anlayamıyor meseleyi. Mesela Ömer sen şimdi böyle anneni üzebilecek suç işlesen ama anneni üzeceksin. Hatta girdin anneni böyle darp ettin. Düşün ağır suç işledin ya. Aradan 2 yıl geçti. Gitsen desen ya ana ben sana zulettim ama çok pişmanım. Garibim, biçareyim. Ayaklarına kapansan ya ne olur beni affet desen affeder mi affetmez mi? Annen affeder. Annenin içine o rahmeti koyan Allah seni affetmez olur mu ya? Annen kadar Allah'ı tanımadığın için nerede affedeceğini bilmiyorsun. Gene marifetullah'ta çıktı. Tövbe konusu bile marifetullah'la mı ilişkili? Vallahi onunla ilişkili. Annen kadar Rabbini tanısan dersin ki ya sinesine bir damla hükmünde şefkati koyan Allah umman okyanus hükmündeki şefkat onda beni affetmez olur mu iş dersin ya? Devam. Ve aynur rıdaen külli aybin keliyle. Sırrıyla nefsine nazar rıza ile baktığı için
ayıbını görmez. Kişi nefsine rıza nazarıyla baktığından ayıbını görmez ve göremez. Burada problem ne? Ben nefsimden razıyım. Şu ihtimali düşünemiyorsun ya. Benim nefsimde problem olabilir yani. Acaba o probleme mi denk geldi? Bu halden nasıl kurtulur insan? Ayette nefslerinizi temize çıkarmayın diyor. Kusurunu görmemek o kusurdan çok daha büyük bir kusurdur. Eğer kusurunu bilse affa müstahak olur. Bilmese kalbinde kir birikir. Nereye yoldaş olur Allahu alem. Devam. Ayıbını görmediği için itiraf etmez. İstiğfar etmez, istiaze etmez. Ayıbını görme niye önemli biliyor musun? İnsan ayıbını görse bir kusurunu bilir. Bunun doğuracağı sonuçları hesaplar. Ve buna tutunup nefsini affetmez. Sen nefsini affetmediğin için de Allah seni affeder. Devam. Şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberi alişan... Ne diyor abi? Dediği halde... Hoca peygamber nefsini temize çıkarmazken biz her fırsatta bir bahane söylesek işte bu lakaytlığımızla biz şeytana maskara oluruz her yerde. Hep haklı bir sebebimiz var. Devam. Dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Nefsini ittiham ettin, evet burada bir problemim olabilir dedin, kusurunu gördün. Devam. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. Kusurunu söyledin, yahu hakikaten benim burada sorunum varmış. İtiraf oldu, istiğfar oldu, tövbe oldu. Devam. İstiğfar eden istiaze eder. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse affa müstehak olur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selamet.